Hepinize yeniden merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günlük vlog ile karşınızdayım. Şimdi sizinle beraber yarın misafir geliyor, kıyma almaya gidiyoruz. Evet, kıyma alacağız. Yarın yemek yapmamız gerekiyor. Akşamdan hazırlayacağız. Çünkü kıyma ile ilgili bir şeyler yapacağız falan filan. İşte akşamdan hazırlayalım ki dinlensin güzelce. Beraber yani kıyma almaya gidiyoruz. Oradan da sizlere bir şeyler göstermeyi düşünüyorum. Şimdi ben giyindim. Şuradan da rujumu süreyim. Şu Golden Rose'un 05 numaralı rujunu da sürelim, sonra çıkalım. Hava çok sıcak olduğu için ben kısa kollu bir tişört giydim. Uzun biraz da ve tayt giydim, altına da spor ayakkabılarımla beraber gidebiliriz. Bu arada lenslerimi de çıkardım, gözlükleyim. Biraz gözlerimi dinlendireceğim. Ondan sonra da lenslerime geçeceğim. Olmadı takarken sizlere de mi göstersem, ne diyorsunuz lens konusunu? Onu da beraber takarız olmadı. Yarın misafirlerimiz için alınacaklarımızı alalım. Bir alışveriş yapacağız çünkü. Siz de gelirsiniz. Hadi bakalım, şuraya giyindim. Rujumu alayım ya. Çantamı koyayım. Büyük bir çanta tercih ettim. Tabii ki de rahat olsun diye. Şöyle önümde dursun bu çantamda. Tamamdır, hazırım. Hep beraber kıyma almaya gidiyoruz. Oradan da göstermiş alışveriş yapacağız oradan da. Hadi bakalım, gidiyoruz. Ay ay ay, ne rüzgarlı. Çok rüzgarlı. Şimdi şurada fotoğraf çekineceğim ya. Şurada çekineyim de, ama çok rüzgarlı. Sıcak ama çok rüzgarlı. Şurada yeşillikler var, oralarda çekeyim. Hava çok güzel ya. İyi ki kısa kollu giymişim. Bayılırım şimdi sıcaktan. Şimdi şuralarda. Şurada mı çekeyim? Şurada çekineyim. Gözlüklerimi almamış. Güneş. Nereden geçiyor? İlerden geçiyor dedim. Şeyi. Of. Aşırı güneş. Aşırı aşırı. Güneş çok ararız sonra gibime geliyor ama şikayet etmemek lazım. 19.99. Ben alıyorum buradan. O zaman da rengini ne yapayım? Çekine gitti ama Thank you.
arkadaşlar, bugün ikinci gündeyiz. Dün işte eve geldik. Biraz size gösterdim birkaç bir şey. Ondan sonra işte eve geldik. Yapılacaklar vardı, onları yaptık. Bugün misafirimiz var. Arkadaşımın doğum günü olduğu için ve benim de faturamı yatırmam için telefon faturamı yatırmaya gittim. Oradan da arkadaşımın doğum günü hediyesi aldım. Sonra da gezerken de tabii ki de Sedef bir kalabalık gördüm. Mağazanın içine bir baktım. Kadınlar böyle bir kalabalıklaşmış. Allah Allah. Her zamanki gibi. Allah Allah, ne var acaba burada dedim. Tabii ki de girdim içeri bakarken hiç aklımda tabii ki de yoktu. Girdim baktım, bir baktım tekrardan takılar da çok güzel. İndirimler yapılmıştı. Hemen içeri girdim. Ben de böyle gözüme çarpan birkaç bir şey aldım. Şimdi onları sizlerle onları paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Bizim burada Kral 10 diye bir yer var arkadaşlar. Böyle takıcı, ayakkabı, işte çanta falan satıyor. Galiba başka yerlerde de birçok yerlerde de varmış. İşte böyle doğum günü hediyesi aldıktan sonra işte o kalabalıkladığı görünce dedim bir gireyim dedim. Sonra eve döneriz dedim. Akşama zaten gelecekler. Yemek falan yiyeceğiz hep beraber. Ben de Kral 10'dan işte şunları aldım. Şimdi paylaşacağım sizlerle. Şimdi ismini de göstereceğim. Belki sizin yaşadığınız yerde de vardır. Şimdi çıkaralım şunları şuraya. Tamam. İsmi şu arkadaşlar. Bakın üzerinde yazıyor. Kral 10 diye bir yer. Şu şekilde. Gördünüz mü? İsmi bu. Öncelikle şöyle tekrardan bir büyük halka küpe aldım. Şu şey, ay torbaları taşımaktan ne olmuş kolum. Torba taşıdım az önce. Şu şekilde çok güzel bir halka küpe aldım. Ben çok seviyorum halka küpe takmayı ya. Çok güzel duruyor. Ben çok seviyorum. Böyle değişik değişik de almak istiyorum. Takmak istiyorum. Bence her şeye de halka küpe çok yakışıyor. Böyle spor bir şey giydiğinizde bile halka küpeyle tamamlayabiliyorsunuz yani. Takabilirsem gayet büyüklüğü de falan da güzel. Tabii şu an kombinimle olmadı tabii ki de ama bu şekilde büyüklüğü falan da gayet güzel. Sevdiğim, beğendiğim bir küpe oldu. Bunun fiyatı 3,5 TL'ymiş. Gördüğünüz gibi 3,5 TL'ye almış oldum. Sonra şu küpeyi aldım. Böyle taşla tuşlu. Çok beğeniyordum. Ay birbirine girmiş ya. Taşla tuşlu küpeleri ben böyle seviyordum. Bende de yoktu. Hatta bir tane de böyle taşlı bir kemer almak istiyorum. Bu sene biliyorsunuz çok var kemerde, taşlı kemer. Onlardan da almak istiyorum. Neyse yapamadım. Şu şekilde içinde taş bulunduran ışıl ışıl bence gayet de çok güzel, çok şık durabileceğini düşündüm. Bir tane de şöyle halka küpe aldım. Bunun fiyatı da 3,5 TL'ydi. Yani ikisi 3,5 TL'ydi. Bu arada bunlar indirimli fiyatları değil, normal fiyatları. Şimdi indirimli ürünlere geleceğiz. Böyle bir tane böyle kocaman bir duvara stand yapmışlar. Oradaki ne alırsan al 1,99 TL. Yani 2 TL'ydi. Onun başı çok kalabalıktı. Birçok böyle seçmişler. İşte benim de beğendiklerim oldu. Onları aldım. Şimdi bir tane şöyle yuvarlak toplu şu şekilde bir tane küpe aldım. Gayet güzel duruyor bence. Ya değişik küpeleri ben açıkçası bu şekilde çok seviyorum. Normal fiyatı gördüğünüz gibi 10 TL'ymiş. Şu şekilde 2 TL'ye düşmüş. 2 TL'ye ben de bunları görünce almak istedim. Dediğim gibi değişik değişik takarım. Sonra bir tane de belki şunu belki hiçbiriniz beğenmeyebilir ama ben bir çok beğendim ya. Niye ben de bilmiyorum. Bu şekilde palmiye ağaçlı kocaman bir küpe. Şu şekilde. Gayet de güzel duruyor ya. Bilmiyorum. Ben çok sevdim, beğendim. Bakın güzel duruyor. Bunun fiyatı da 2 TL'ymiş. Normal fiyatı gördüğünüz gibi 10 TL'ymiş. 2 TL'ye düşmüş. Bakın şu şekilde gayet bence güzel. Sevdim ben. Güzel. Sonra şöyle bir tane aldım. Bu da gayet çok şık. Çok güzel bence. Şu şekilde. Ya çok değişik küpe ya. Sevdim açıkçası. Bir şeyle beraber böyle kombinlediğinizde çok güzel olabilecek şık bir küpe. Ve daha erken gitseydim büyük ihtimal tabii başı çok kalabalıktı. Bu şekilde bunların normal fiyatı tekrardan 10 TL'ymiş. Şu şekilde 2 TL'ye almış oldum. Gayet güzel ya. Ağırlığı kalitesi falan da çok beğendim. Tekrardan ben bunları şeffaf bir ojeyle boyarım. Bu şekilde ben uygun fiyata gördükçe, buldukça alırım. Çünkü neredeyse hiç aksesuarım yok. Hatta beraber düzenleyeceğiz sizlerle bunları. Çok böyle aksesuar takan biri değildim ama bu şekilde bir tane de böyle çiçekli bir şey aldım. Bu da çok değişik, çok güzel geldi bilmiyorum ama ışıl ışıl, bunun ışıltısını falan çok sevdim. Bu şekilde de olunca fiyatı da kaçırmak istemedim. Bunun da normal fiyatı 10 TL'ymiş, 2 TL'ye düşmüş.
gayet güzel. Sevdim. Yani güzel bir takı alışverişim oldu. Kaç tane küpe almışım? 4. 6 tane küpe almış. Ben şeyde takmayı sevmiyorum. Kolye falan çok sevmiyorum takmayı ama gene küpe bir nevi. Boynumdan mesela bu kolyeyi hiç çıkarmıyorum. Her zaman zaten görüyorsunuz. Bu kolye hep boynumda oluyor. Sonra bir tane de her zaman evde ne kaybolur? Siyah tel toka kaybolur. Siyah böyle lastik toka kaybolur ya da çorap kaybolur. Tabii ki de benim de artık kaybola neredeyse bunun hepsi doluydu. Kaybola şu kadar kaldı. Ben de bunun fiyatı 1,5 TL'ydi. 1,5 olunca da almak istedim. Bunlar benimkiler biraz daha incedi. Saçlarım artık böyle bu tarz kalın gerekiyordu. Şu şekilde kalın olması gerekiyordu. Bunlardan almış oldum 1,5 TL'ye. En çok gerçekten çorap kayboluyor. Ve bu tokalar bir de tel toka kayboluyor artık. Nereye gidiyorlar? Ben de her yere düşürdüm. Neyse yerdekileri toplarım. Şunları da şu şekilde aldım. Tamamdır. Yani kaseye doldurduk. Şimdi ben yemek yapmaya, beraber annemle yemek yapmaya girişiyoruz tekrardan. Akşam işte misafirlerimiz gelecek. Yemek yapmaya başlayacağız. Benim videom şu şekildeydi. Aldığım ürünleri gösterdim. Size indirimleri, Rossmann indirimleri vardı. Onları paylaştım. Günlük vlog şeklinde sizlerle paylaşmak istedim. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Zil kısmını açarsanız anında yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beni sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Sedef Coşkun ve Sedef Öneriyor Instagram hesaplarım var. Oradan da takip edebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.